onun rızası sevdiklerimizin fedasındadır. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu tuhibbun. وما تنفقوا من شيء فإن Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiye eremezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Ali İmran Suresi 92. Ayet Kıymetli Müminler Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ilk başlarken okuduğumuz ayet i kerimesinde buyuruyor ki, Kullarım, birri takvaya, iyi kullar arasına girmeye ulaşabilmeniz için önemli bir şart vardır. Bu şart yerine gelmezse, asla birri takva sahibi olan o iyi kulların arasına giremezsiniz. Bu şart nedir? Sevdiğiniz şeylerden Allah için infak etmektir. İnsan sevdiklerinden Allah yoluna infak etmedikçe bir takvaya asla ve kat'a ulaşamaz diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Gönlümüzün sevdiği, canımızın istediği şeylerden Allah için verebiliyorsak, Allah yoluna feda edebiliyorsak işte o zaman biz nefsimizi bastırmış, Allah sevgisini her şeyin üzerine çıkartmış oluruz. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki kulum, sen bir takvaya ancak sevdiğin şeyleri infak etmek suretiyle ulaşabilirsin diyor. Allah'tan sevgilisi var mı? Peygamberden sevgilisi var mı? Can ne ki, mal ne ki? İnsan canından da, malından da feragat etmeli. Canını da, malını da Allah yolunda feda etmeli. Eğer malından sevdiği bir kısmını Allah için veremiyorsa, o zaman o insan bir takvaya yani iyi kullar arasına asla giremez buyuruyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. O zaman insan kendi kendine bir muhasebe yapması lazım. Gerçekten ben sevdiklerimden Allah için verebilir miyim? Şimdiye kadar ne kadar verdim? Eğer vermediysem, veremiyorsam benim durumum nedir? Hangi noktadayım? Bunu bir gözden geçirmelidir insan cömertlik insana zarar getirmez. Fakirin, yetimin, yoksulun elinden tutmak hiçbir zaman zarar getirmez. Orada ya siyah olacaksın ya da beyaz. Tercih senin. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون نيجي يزدرين آَرْدُ nice yüzlerinde karardığı günü düşünün. İmdi yüzleri kararanlara inanmanızdan sonra kafir mi oldunuz? Öyleyse inkar etmiş olmanız yüzünden tadın azabı denilir. Ali İmran suresi 106. ayet. Kıymetli dostlar, dünyada bazı ırklar siyah, bazıları beyaz, bazıları da sarışındır. Bunların hiçbirisi insanın kendi elinde değildir. Allah Celle Celaluhu onu siyah olarak, seni de beyaz olarak yarattı. O, dünyaya geldiğinde kendisini siyah, sen beyaz, diğeri de sarı buldu. Hiçbirimizin rengi sipariş değildir. Her şey Allahu Teala'nın kararıyla gerçekleşmiştir. Yarın ahirette insanlar üç renk olmayacaklar. İki renk olacaklar. Siyah ve beyaz. İkisi de çok şiddetli olacak. Yani beyazı çok beyaz, siyahı da çok siyah olacak. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyuruyor ki, O gün bir takım yüzler pırıl pırıl parlayacak, bir takım yüzler de simsiyah kesilecek. İman sahibi olan insanların yüzü pırıl pırıl parlayacak, imansızların yüzü de simsiyah kesilecek. İnsanların manzarasına bakıldığı zaman, yüzü beyaz olanlar müminler, Yüzü simsiyah olanlarda dinsiz ve imansızlar olacak. İman sahibi olan insanların imanı ne kadar güçlü ve kuvvetliyse, yüzünün parlaklığı da ona göre fazla olacak. Kur'an-ı Kerim'de bunu teyit eden ayetler vardır. Öyleyse, yarın ahirette bizim kendi irademizin dışında, Allah'ın kararıyla yüzümüz bembeyaz olacak inşallah. Elbette, yüzü simsiyah olanlar da olacaktır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, her birimizi yüzü bembeyaz olanlardan eylesin.